Birileri zayıflıyor, birileri. Ve şöyle, zayıflama şöyle çok kolaymış, onu öğrendim. Günaydın, merhaba, mesleğe geçmiş olsun. Hasta mıydınız? İyiyiz. Ondan sonra şey, ne diyorsun? Ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Sadece yağ, şeker ve günaydın. Hiç beyaz şey. En kötü son. Bir tane hocam, bir tane. Cidden söylüyorum. Ama hocam kendisini bir türlü şey yapmıyor. Yani bu kadar güzel resim yaptığını, ettiğini daha hocam gerçekten etmiyor. Onu söyleyeyim. Yok. Hayır. Reklamasyon afişesi. Hayır, bu hocam da o cesaret olsa hocam. Şimdi merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun. Çekim yapıyorum ben. İyisiniz. İyiyiz. Boğulacaksanız derin suda boğulacaksınız. İstanbul işiniz. Bugün birisi geldi, Antalya'da müdürlük yapıyor. Adana'ya geldi, iş bulamadı. Çünkü Antalya'ya İstanbul'a gidiyor. Beylerin müdürü. Biz de gidiyoruz hocam. Evet. İstanbul. Ciddi söylüyorum. İstanbul'da da. Adana değil. Niye? Adana'da hiçbir şey yok. Kültürel olarak söylüyorum, Adana sıfır. Maalesef. Bu meslek değil. Daha da sanat da ilgili. Şu yüze bakın ya. Ben bu kadar gezdiğim yerlerde hiç yüz olay yok bir kere. Adamlar niye eğri büğrü yapıp o yolunu çığlığa okudunuz değil mi? Kirliyon, kastediyor. Şimdi gözünün önünde getirin, bir de Rus ressamları resimlerini getirin. Olağanüstü bir olay. Nasıl değerleniyor? Ben hatta soracaktım, diyecektim ki o anda açam, hocam çığlık niye en büyük parayı getirin? Ne var bu resimde? Şöyle gözünü önünde canlandırıyor. Ve bir de o Rus ressamlar ne deniyoruz? Allah vergisi diyorsunuz. Gerçekten Allah vergisi. 50 tane yüzü, 100 tane yüzü nasıl çizmiş? Evet. Onu görmenizi isterdim. Herhalde. Şu vaziyette büyük sanki Çin'desiniz. Yani resimde pek çıkmamış. Niye? Cep telefonu. Çok güzel. Ya, düşün. Ne demek ya? Bedri Baykam'ın resimlerine bakıyoruz. Yüz olay. Nasıl kapanıyor onu bilmiyorum. Silmeyeyim yanlışlıkla. Çünkü oradaki resim yapanlar da ben yaparlarmış. Şeyde bir samimiyet kurdu. Gidiyorum, ressamlarla sohbet ediyorum. Yine bir gün geldi bana. Ne yapacaksınız? Benim elimi tutacaksınız. Evet. Ve kaldıracaksınız. Yani ben kendime... Herkes bir arabaya annem karınım para istiyor. Ben fark ettim. Sen de onu fark ettin. Ben de fark ettim. Herkes fark ettiğine göre. Ya ne kadar güzel oldu. Sabancı Kültür Merkezi'ne sizi almak istiyoruz dedi. Ya işte onu diyorum, sıçrayın yani artık. Ve cidden diyorum yani sizin yeriniz bura değil. Onu söyleyin. Bak bura değil. Dedik onu biz daha çok ölür değil. Bebek dedi. Yani bebek. Yerine tespit ettik. Ettiler ya da bebek. Yani şimdi birden koparıp götürecek. Ama niye? Yok ben İstanbul hocamın görsüsü nasıl hep İstanbul'dayım. Yani bizi gidip gelmemiz önemli değil. Önemli evet, herkesin yerini bulursa. Kaybetmek istemiyoruz şimdi. Biraz bencillik yapalım. Sık sık İstanbul'a gittiğim için hocamın hep yanında oluruz. Evet evet. Bizim de bir ayağımız İstanbul'da.